İnsanlık tarihine dair bilinenler Göbekli Tepe'nin keşfiyle yeniden şekillendi. Şimdi de Şanlıurfa'daki Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi'nde yapılan kazılarda benzer sütunlar ve dikili taşlar bulundu. Göbekli Tepe'de yapılan keşifler ve kazıda gün yüzüne çıkan parçalar tüm insanlık tarihine yeniden şekil verebilecek bulgulardan oluşuyor. Bu da Göbekli Tepe'nin sadece Türkiye için değil tüm dünyada önemli bir konum olmasını sağlıyor. Fakat Şanlıurfa'da Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi olarak adlandırılan bölgelerdeki son keşifler Göbekli Tepe'nin tek olmadığını ortaya koydu. Karahan Tepe'de tıpkı Göbekli Tepe'de olduğu gibi her yapıda 12 taş, duvarda ve 2 tane de merkezde bulunuyor. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Karahan Tepe Kazı Başkanı Profesör Doktor Necmi Karul, çıkarılan dikili taşların bazılarının üzerinde hayvan betimleri var. Bunların üzerinde tilki ve yılanlara rastladık. Bu hayvanlar da birebir Göbekli Tepe'deki sembolik dünyayla örtüşüyor diyor. Karahan Tepe Tek Tek Dağları Milli Parkı içerisinde yer alıyor. Profesör Doktor Karul, biz oradaki projeyi milli parkla entegre bir şekilde düşünüyoruz. Koruma altındaki hayvan ve bitki türleri açısından düşündüğümüzde Karahan Tepe'deki o türlerin zaman içerisinde 12 bin yıl öncesine giden yolculuğunu bize anlatacak bir yer diyerek projenin sadece arkeolojik bir yönü olmadığını, aynı zamanda milli parkla entegre bir çevre boyutu olduğunu da belirtiyor. Harran Ovası'nın etrafında Göbekli Tepe ile çağdaş, benzeri özelliklere sahip çok sayıda yerleşim yeri biliniyor. Diğerlerinin boyutları Karahan Tepe ve Göbekli Tepe kadar büyük değil. Ama yine de yüzeydeki dikili taşlar ve rastlanılan çakmak taşı aletlere bakınca tamamen aynı kültürel süreci yansıttıklarını kaydeden Karul, Karahan Tepe'yi kazmaktaki maksatlarımızdan birincisi Göbekli Tepe'yi anlamak. Göbekli Tepe'yi anlamanın birinci yolu Göbekli Tepe'den geçmiyor. Başka yerlerden karşılaştırma yapmak bu konuda bize büyük bir avantaj sağlayacak şeklinde konuşuyor. Çoğu arkeolog da araştırmacı Göbekli Tepe'de bulunan yapıları tapınak olarak adlandırıyor. Ancak Karol bu konuda farklı bir bakış açısına sahip. Yapıların birbirine benziyor olmasının bunlara tapınak denmesine olanak sağladığını kaydeden Karol, ama diğer taraftan bu yapıların içerisinde nasıl bir ritüelin gerçekleştiğini bilmediğimiz sürece de bunlara tapınak dememiz o kadar güç. Ama içerisinde gerçekleştirilen ritüelin bir tapınma mı yoksa bir tören mi, ne olduğunu bilmeden bunlara tapınak demek biraz zor. Bu nedenle de ben özel yapı demeyi tercih ediyorum diyor.